Hocam yapacağım umreyi veya tavafları başka birisinin, geçmişlerimizin veya yaşayan birisinin ruhuna hediye edebilir miyiz diye. Şimdi Hanefi mezhebine göre ibadet ister mali ibadet olsun, ister bedeni ibadet olsun, ister mezcedilmiş yani ümre ve tavaf gibi hem mali hem bedenle yapılan bir ibadet olsun. Bunlar da niyabet sahittir. Evet. Ancak niyabet farziyeti düşürme anlamında değil. Çünkü hacda farziyeti düşürmede niyabet vardır ama namazda yoktur. Evet. Ama nafile olarak sevabını hediye etme açısından bakıldığı zaman gerek ölü gerek canlı yani gerek hayatta gerek berhayat olsun fark etmez. Böyle bir insana sevabın hediye edilmesi Hanefi fıkhına göre caizdir. Evet. Dolayısıyla siz tavaf yaptınız bir faziletlidir. Fazilet elde ettiniz. Ya Rabbi ben bu tavafın sevabını işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna hediye ediyorum. Veya işte ölmüş olan anamın, babamın ruhuna hediye ediyorum. Veyahut da buraya gelme iştahı olan ancak maddi imkansızlıktan dolayı gelemeyen falan arkadaşıma hediye ediyorum. Yani hayatta olan bir kimseye. Evet. Bu da olabilir. Sadece bu tavaf değil, namaz kılıyoruz, nafile namaz kılıyoruz. O namazımızın sevabını hediye edebiliriz. Bu tabii şu demek değildir, sevabı hediye ettin, sende sevap kalmadı değil. Aynı sevabı sen elde ediyorsun. Mevla Teala Hazretlerinden bunun gibi sevabın o kişiye ulaştırılmasını da talep ediyorsun. Biz böyle zannediyoruz Allahu Azimüşşan'ı ki hadis-i şerifte de Efendimiz Allahu Azimüşşan adına ben kulumun zannı üzerineyim Evet. buyurmakta. Dolayısıyla burada kişinin sevabından herhangi bir eksilmenin olmayacağı da kitaplarımızda ifade edilmiştir. Bu sebeple tavafı yani nafile olarak yapacağımız tavafı kişinin isim vermeden hep kendi namını yapması pek doğru değil. Evet. Niçin doğru değil? Zaten sen o sevabı elde ediyorsun. Bir de birileri de bundan nasipdar olması halse bile onların isimlerini anmak. Hatta birden fazla kişiye hediye etmek. Tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi Yasin-i Şerif okuyorsunuz. Birden fazla kişiye sevabını hediye ediyorsunuz. Tavafınıza bunu yapabilirsiniz. Namazınızı bunu yapabilirsiniz. Orada bulunduğunuz zikirlerde, kelime-i tevhidlerde bunu yapabilirsiniz. Hem de bir insanın başkasının arkasından yapacağı dua kabul olan dualardandır. En çabuk kabul edilen Niye? dua Çünkü günahsız ağızdan yapılan bir dua kabilindendir. Çünkü siz neticede o kişinin günahını işlemediniz. Evet. O kişi adına yapacağınız dua ise günahsız ağızdan yapılan bir dua kabul edileceği için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu yönde teşvikler olduğu için birbirimizi hatırlamamız. Tabii ama hatırlarken de yani o kişiye bak ben sana dua ettim, ben böyle yaptım, şöyle yaptım şeklinde değil de daha fazla kalpte, vicdanda, içte bulunması. Yani bir şaibenin karışmaması. Evet. Harici bir kokunun buraya bulaşmaması. Sadece yalın Allah için olması. Evet bu hocam. en önemli olan bir şeydir ki bu da ihlastır zaten, samimiyettir. İbadeti ibadet yapmak, o ruha vakıf olmak, bu konumda yapmak Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Amin.